Merhaba. Bugün yanımda Yusuf Olgaç var. Kendisi kadın doğum uzmanı ve kendisiyle suda doğum konuşacağız. Suda doğum benim için çok özel bir konu. Çünkü ben ilk 16 yaşımdayken Amerika'da izlediğim bir reality show'da suda doğum gördüm. Ondan önce böyle bir şeyden haberim dahi yoktu ve sanırım daha Türkiye'de işte ben 16 yaşımdayken sene 2000 daha Türkiye'de bilmiyorum var mıydı, yok muydu. O yüzden şeyi sormak istiyorum. Böyle ne kadardır yapılıyor? Çünkü sizin paylaştığınız bir yazıyı da okudum. Hani eski köy yeni adet diyenler de var ben suda doğum Aha. istediğim zaman, söylediğim zaman. Ama aslında bin yıllardır da yapılan yapılıyor. bir şeymiş galiba. Bizim için biraz daha yeni sayılır. Hani tıbbi anlamda hastanelerde yapılması ilk 2004'te Ankara'da bir yayın var. Bir 200 gebelik bir çalışma var. İlk orada yapılıyor. Ama sonrasında tek tük var ama son 3-4 yıldır diyebilirim hani çok yüksek sayılara ulaşmaya hastanelerin çoğunda artık doğum havuzları görmeye başladık. Çünkü burada en önemli şey gebenin memnuniyeti yani. Eğer gebe talep ediyorsa hastanelerde yavaş yavaş evet bunun bir zararı yok. Gebeler de seviyorlar. Biz suda doğum destekliyoruz demeye başladılar ve giderek böyle suda doğum destekleyen hastane hekim sayısı artmaya başladı. Baktığınız zaman tabii hani Hawaii'de mesela biliyorsunuz yanardağlar var. Oyanar dağlara yakın böyle krater gölleri var sıcak su. Ee, onların kendi ritüelleri varmış. Doğum yapan gebe kasılmalara başlayınca yürüyüş yapar. O krater gölünde bebeğini doğurur. Sonra bebeğiyle beraber yanında işte diğer kadınlarla beraber köye dönermiş. İşte Nil nehri kenarında doğan çok Mısırlı bebek var. Gene bizde baktığımız zaman aslında işte sıcak suyu hazırlayın bizim Türk filmlerinde bile evet. vardır. <laughs> hani o sıcak su ne işe yarıyor? Aslında gebeyi rahat havuz değil ama mesela ben bir şeyler paylaştığım zaman ee, birkaç kez şöyle oldu. Gebenin birisi dedi ki hocam dedi benim annem de köyde doğum yapmış evde doğum sırasında işte ebeye haber vermişler o anda da sobanın üstünde su varmış onu leğene doldurmuş ebe gelmeden doğurmuş beni. Suda doğmuşum hmm. ben. Hani aslında orada bile kullanılan bir şey. Kadınlar her mens döneminde ne yapar? Sıcak su torbası koyar. Aslında kullandığımız doğal bir yöntem. Hani bu doğal yöntem sadece... Birazcık daha böyle tıbbi anlamda yeni kullanılmaya başlandı. Bir de suda doğum ve suya doğum arasında böyle bir fark var, farklı öneriler var. Aha. Farkı ne tam olarak? Suda doğum, doğumun aktif fazının, o kasılmaların sık olduğu 6-7 santimden sonraki dönemin havuzda geçirilmesi. Ama bebek doğmak üzere artık dışarı çıkıp dışarıda doğum yapıyorsunuz. Bebeğinizin karşılama kısmı dışarıda oluyor. Eğer bebeği suyun içerisinde kucağınıza aldıysanız ya bebek suya doğduysa buna suya doğum diyoruz. Suda doğum kısmı aslında pek çok faydası kanıtlanmış ve üzerinde şu anda tartışma olmayan kısmı diyeyim. En son da e, Amerikan Jinekoloji Obsetti Derneği en son yayınında 37-42 hafta arasındaki her sağlıklı gebeye suda doğum seçeneği sunulabilir diye ...bir kılavuz yayınladı. Ve zaten bu kılavuzdan sonra pek çok tıbbi merkezin görüşü değişti. Evet, Akok da artık öneriyorsa biz bunu yaptırabiliriz gibi. Suda doğum birazcık daha o yayından sonra e, ulaşılabilir oldu. Suya doğum kısmında sadece yeterli veri yok. Aslında burada belki hatalardan birisi bana da aittir. Benim e, 700 civarında suya doğumum var. Ama bunları to toplayıp da işte bebeklerde ne oldu vesaire... ...bilimsel e, yayına çevirmediğimiz için, yeterli yayın olmadığı için... Burada hani bu kısmın araştırılması gerekiyor. Suya doğum bebek için yararlı mıdır? Riskleri var mıdır gibi. Hani bizim kendi tecrübemizde şunu söyleyebilirim. Suya doğum kısmında da e, yeni doğan yoğun bakım yatış oranlarına bakıyoruz biz burada. Kara doğumlarından daha fazla bebek yoğun bakıma gitmiyor. Hatta yoğun bakım yatış oranları daha düşük suya doğan bebeklerde. Bebekler genellikle işte su yutuyor mu diye düşünüyorlar. Hayır evet, bebekler su yutmazlar. E, çünkü bebeklerde bir dalma refleksi dediğimiz bir refleks var bebekler 18 aya kadar işte suyun altında tuttuğun zaman gözünü açıp bakıyorlar ve nefes almıyorlar. Aileler genellikle şunu karıştırıyorlar. Anne karnında da bebek suyun içerisinde 9 ay boyunca doğum anına kadar suyun içerisinde zaten bebek orada da nefes almıyor. Bebek boğuluyor olsaydı orada da boğulması gerekirdi. Bebeğin nefes alması, ilk nefesini alması bir uyarı gerektiriyor. Çünkü orada bir sistem değişikliği var kalbimizin odalar arasındaki bir kapak var. Bu kapak kapanıyor, basınçlar değişiyor. Akciğer basıncı birdenbire yükselmeye başlıyor ve bundan sonra nefes alıyor. Suyun içerisinde bu shift gerçekleşmiyor. Anne kucağına geliyor. İşte atmosfer basıncının reseptörleri uyarması, bizim bebeğe verdiğimiz uyarılarla beraber bebek ağlamaya başlıyor. Dolayısıyla ağlama havuz içerisinde olmaz doğduktan sonra. Ha, dışarı çıkarttığınız bebeği tekrar suyun içerisine sokarsanız bu risk olur. Ama suda doğum mantığında zaten bu yok bebek doğar, doğduktan sonra anne kucağında ilk ağlamasını yapar. Hem anne için ne faydaları var, niye suda doğumu tercih ediyorlar Hı -hı. ve etmeliyiz. Sonrasında da bebek için ne faydaları var? Anne için ağrıyı azaltıyor. En önemli şey bu bence. Ciddi bir ağrı kesici neyin alternatifi? Epidural anestezinin. Çünkü bizde prenses doğum prenses. diye sizlere sunulan böyle altın tepside gel hemen ağrını keseriz. Ağrıyı nasıl kesiyorsunuz siz epidural anestezide? Omurganın içerisinde bir kateter yerleştiriyorsunuz. Oradan ilaç veriyorsunuz. Bunun bir anne üzerinde baş ağrısı, bel ağrısı, enfeksiyon riskleri gibi hatta seviye yükseldiğinde hayat riskler gibi pek çok ciddi yan etkisi olabilir. Bebek üzerine etkilerini gene bebeğin kalp atışlarını bozabiliyor vesaire. Dolayısıyla riskleri olan bir yöntem. Bu epidural. arada bir de hiç belki, hissetmeyince de yani hiç hissetmiyorsun hani sezan olduğunuzda da belki anestezi uzmanı gelip size risklerden bahsetmiştir. i̇lk ağladığım nokta. ben bunun yerine bu kadar büyük riskleri olmayan daha basit ve daha doğal bir şey suyu kullanalım diyoruz. Suyun da kullanımı aquadural diye geçiyor aslında epiduralin alternatifi. Nasıl işe yarıyor? Aslında vücutta ağrı bir nedenle ortaya çıkar. Bize haber verir aslında ağrıyı hissetmezsek hayatta kalamayız. Bir yerde problem vardır. Mesela parmağımı şöyle sıkmaya başlayayım. Bir süre sonra kan dolaşımı bozulur ağrı ortaya çıkar. Parmağımı açtığımda geçer. Problem çözülmüş olur kalp krizi geçiren birisini düşünün. Bir koroner damar tıkanmıştır. O koroner damarın e, kan götürdüğü doku oksijensiz kalır ve ağrı olur. Hastaneye gidersiniz, anjiyo yapılır. Kan gelmeye başlayınca ağrı geçer. Rahimle kalp birbirine çok benziyor. İkisi de kas dokusu, ikisi de e, bir şeyi pompalıyor. Biri kanı pompalıyor, birisi de bebeği dışarıya doğru itiyor. Bir süre sonra doğumda rahim de yorulmaya başlıyor. Daha fazla oksijen ihtiyacı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu artan oksijen ihtiyacını beyne tabii ki ağrıyla haber veriyor. Su tam bu noktada işe yarıyor. Biliyorsunuz bizim kan damarlarımız sıcak havada genişliyor. Soğuk havada daralıyor, büzüşüyor. Aslında ısıyı tutmaya ya da ısıyı kaybetmeye çalışıyoruz. Gebe suda doğum havuzunun içerisine girdiğinde orada termal etkisi olan 36-37 derecede bir su var. Bu su kan damarlarını genişletiyor pelvik bölgede. Bu ne demek? Annenin rahmine ve bebeğe gelen kan miktarını arttırıyoruz demek. Bu da oksijenlenmeyi arttırıyor. Yani rahme ihtiyacı olan oksijeni veriyor. O da ağrı hissini azaltıyor. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi annenin gevşemesi, bebeğin karşısındaki direncin azalması doğumu hızlandırıyor. Bunu da doğum süresinin kısalması olarak yani hem ağrıyı azalttık hem de doğumu hızlandırıp doğum süresini kısaltmış olduk suyu kullanarak. Üçüncü aşamada bebeğin suyun içerisinde doğmasıysa bizim Pek sevmediğimiz vajinal yırtıkların oranını azaltıyor. Ee, ve epizyotomi kullanımının alternatifi olunuyor. O böyle kayması geliyor hep insanların aklına. Evet daha rahat doğ, doğuyor bebek. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de normal doğum yapan gebelerin neredeyse %90'ına hala vajinal kesi epizyotomi uygulanıyor. Bu da belki başka bir konu kullanılması gereken çok üzerinde kullanılıyor. Ama biz istiyoruz ki doğum yapan gebenin hiç dikişi olmasın mümkünse. Hiç yırtığı olmasın. Burada da e, nefes egzersizleriyle birlikte kullandığımız şey aslında suya doğum. Suya doğum burada vajinal yırtıkları azaltmada etkisi kanıtlanmış e, güzel bir yöntem. Onun dışında gebe havuzun içerisinde daha rahat hareket edebiliyor. Bir uz uzay yürüyüşü yapan astronot gibi düşün ya da kendinizi havuzda olduğunuzu düşünün. Hareket önemli dedik doğumda. E, gebe zaten orada daha rahat hareket ediyor. Bir mahremiyet alanı. Aslında siz kendinize bir doğum için sınır çizmiş oluyorsunuz. Oraya kimse giremiyor. Bu gebeye biraz o mahremiyetini arttırıyor. Suda doğum yapan gebeler şöyle hissettiklerini söyler. Sanki üstünde bir battaniye vardı beni Hı. örten. Yani çıplak gözüküyor dışarıdan baktığınızda gibi ama gebenin o andaki hissiyatı benim bir koruma alanım var ve üzerinde battaniyem var. Bebeğimle ben burada yalnızız hissi. Onun dışında suda doğum sonrası orada tentene temas yapmak bebekle annenin bağlanması açısından daha uzun bir zaman sağlıyor. Ben bunu birazcık böyle doğuma keyif katmak işte bizim Barbara Harper doğumu güzelleştirmek için biraz su eklemek olarak tarif ediyor. Yani amaç benim için, yani benim doğum felsefemde doğum sadece bebeğin anne vücudundan ayrılması değildir. Onların kavuşmasıdır. Ve bu kavuşma ne kadar elimizden geldiğince özel olursa, anne ile bebek nasıl bir araya geldiğinde daha unutulmaz bir hale, daha keyifli bir hale gel gelirse daha başarılı sayıyorum ben kendime. Tabii ki her doğumda suda doğum yaptırmanız mümkün değil ya da işte bunu sağlamanız mümkün değil ama biz elimizden geldiğince o doğum anının psikolojisine de önem verip anneyi ve bebeği o anı mutlu bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Suda doğumda gerçekten o mutluluk için güzel bir yöntem. Olmaz demişken risklere gireceğiz ama kimler asla suda doğum yapamaz var mı öyle bir şu hamilelikte yapamazsınız durumu? SSV'de de suda doğum olabiliyor. SSV'de de olabiliyor. Kesin yapamayacak yani hani kesin sezaryen gerektiren nedenler işte hı hı. annenin çok aşırı tans yüksek tansiyonu. Bu arada hani e, pireklamsiz olan ama normal seviyede işte 14-9'larda tansiyonu olan ve suda doğum yapan gebelerim oldu ama çok şiddetli reklamısı var. 200'lerde tansiyonu. Bebeğin kilosunun 4,5 kilonun üzerinde ölçtüğümüz durumlarda e, suda doğum yaptırmayabiliyoruz. biliyoruz e, annenin bir enfeksiyonu varsa, tanısı konulmamış bir enfeksiyon suda doğumda bebeğe bulaşabilecek. E, bu durumlarda işte bir ateşli hastalığı var o dönemde. Mesela yakın zamanda covid yaşadık. Hı, hı. E, covid enfeksiyon olan bir gebeye suda doğum yaptırmayı çok e, düşünmedik ki ya da bir cilt enfeksiyonu bebeğe geçebilecek. Burada da genelde uçuktan bahsetmek gerekiyor herpes simplex'ten. E, HPV içinde başlık açmak gerekiyor. HPV daha sık bir enfeksiyon. E, siil yapan virüs ama HPV bebeğe bulaşmıyor. Onun için HPV bir kontraindikasyon değil bizim için ama uçuk varsa, genital uçuk varsa evet bu durumda e, suda doğum tercih etmiyoruz. Onun dışında bebek işte mekoyum dediğimiz kaka yaptıysa hmm. ve kalp atışı bize güven vermiyorsa bu durumda dışarıda takip etmek daha güvenli olabiliyor. Enfeksiyondan çok bahsettik bana da çok sorulmuş. Suda enfeksiyon riski var, mikrop kapma riski var, su hijyenik olmayabiliyor. Hı hı. Bebek ya da annenin kakası suya karışabiliyor gibi hı hı. sorular var. Bunlar risk mi, gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Geçen gün kongrede de birisi sordu bunu işte grup ve streptokok taraması yapılıyor mu vesaire. Aslında suda doğum yaptığınız zaman seyreltiyorsunuz. Annenin zaten mantık olarak düşünün. Vajinal doğumda vajinasındaki mikropları alması zaten bizim için artı. Siz aslında suda doğumda daha seyreltilmiş bir alana geçiriyorsunuz ve bebek zaten sudan suya geçiyor. Burada kimin havuzuna gireceğiniz önemli. Yani hangi havuza giriyorsunuz? Evet hijyen koşulları önemli ama mesela bizim görüyorsunuzdur doğum yaptırdığımız havuzların içerisinde tek kullanımlık steril bir örtü var. Bunu doğumdan hemen önce açıp içine seriyorlar. Suyu dolduruyoruz ve zaten su beklemiyor. Gebe doğum yapıyor. Doğumdan sonra su boşaltılıyor. Kılıf çöpe atılıyor. Suda doğumla ilgili birkaç tane negatif yayın var. Ki bunlar genellikle evdeki doğumlar. Ee, ve bu evdeki doğumlarda genellikle su doğumdan günler öncesinde doldurulmuş. Aman hani doğum sırasında elimiz ayağımıza dolaşır. Evet. Şimdiden biz hazırlayalım diye. Hatta evdeki işte evcil hayvanlar bile o suya girip çıkmış. Bu şekilde bir doğum yaptırıyorsanız tabii ki riski arttırırsınız. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Annenin vajinasındaki mikroplar zararlı mikroplar değil. Suya karışmış olmaları da enfeksiyon riski yaratmıyor. Bizim bir normal flora dediğimiz floramız var. Yani buradaki mikroplar aslında bizimle barış içerisinde yaşayan ve bizde hastalık yapmayan mikroorganizmalar bebek zaten annenin vajinasından doğarken bunlara yoğun bir şekilde maruz kalıp suda daha az miktarda olanına maruz kalıyor. Anne için de gene benzer şekilde bunun bir enfeksiyon riski yarattığını söylemek zor. Ha annenin e, havuz içerisinde defekasyon yapması, kakasını yapması çok nadir bir durumdur. Bu durumda su değiştirilebilir ama zaten bizim doğumlarımızın çoğunda anne bu arada havuzun içerisinde hapse olmuyor. İsterse dışarı çıkabiliyor. Tuvalete gidip oturabiliyor. Orada da ıkınabiliyor, Tekrar havuza geliyor. Havuzun kontrolü zaten yapılıyor. Dolayısıyla orada doğru bir şekilde yönetiyorsanız suda doğumlarda enfeksiyon olmaz. Şunu söyleyebilirim genel olarak hani isim vermeyeceğim ama Türkiye'nin Aplas hastanelerinde yıllardır suda doğum yaptırıyorum. Mantık olarak düşünürsün diye söylüyorum. Her hastanenin enfeksiyon komitesi var ve enfeksiyon komiteleri gerektiği zaman bir yoğun bakımı bile burada çok üreme var diye kapatıyorlar. Buraya işte bir hafta bebek almayacaksınız. Dezenfeksiyon yapılacak diye. Suda doğumlarda ben ayda 15 tane 20 tane suda doğum yaptırıyorum. Yıl, yani totalle 700-800 sayıdan bahsediyorum. Ve hepsi bu hastanelerde gerçekleşmiş. Sizce herhangi bir enfeksiyon olmuş olsaydı bugüne kadar bu hastanelerin enfeksiyon komiteleri başhekimlikleri, direktörlükleri ya bu suda doğum yaptırmayın bebekler zarar görüyor demezler miydi? Elimizde çok ciddi veri var zaten bununla ilgili çok ciddi memnuniyet var. Hani bizim sayfaya girdiklerinde yüzlerce suda doğum yapan gebeyi görecekler. Yani hepsi kucağında bebeğiyle konuşuyor. Sonrasında zaten ben özellikle etiketliyorum onları ki onlara ulaşılabilsin, soru sorulabilsin diye. Memnuniyet oranının anne bebek tarafında yüksek olduğu bir doğum şekli ve enfeksiyonla ilgili de bugüne kadar hiç problem yaşamadık. Ama tabii ki o altını çizmek gerekiyor. İşi kuralına uygun yaptığımız için. O zaman risklerine gelebiliriz. Hı. Anne için riskleri ve bebek için riskleri neler? Yani anne için aslında çok ciddi bir riski olduğunu söylemeyeceğim. Yani suya girip çıkıyorsunuz. Annenin başının e, burada olabilecek negatif bir durum yok. Su temiz olduğu sürece, enfeksiyon koşullarına dikkat ediyorsanız, kılavuzlara uygun yönetiyorsanız anne için ve bebek için de enfeksiyon açısından problem yaratmaz. Tabii e, mesela hani kötü bir örnek olacak ama içi kuralına uygun uygulamamanın örneği. Gebeye epidural anestezi yapılmış, ağrısı var. Epidural anestezi yapıldığında biliyorsunuz buraya bir kateter yerleştiriyor ve omurgadan bağlantısı var. Ve bu gebeyi sonra havuza sokmuşlar. Hmm. Suda doğum yapsın diye. Bu olacak bir şey değil. Çünkü siz omurgaya doğru bir iğne varken oradan benim cildimde enfeksiyon yapmayacak olan herhangi bir e, normal flora üyesi bakteri benim beynim için patojandır. Dolayısıyla siz oraya bir giriş alanı açıp sonra gebeyi suya alamazsınız. Aldığınız zaman menenjit gibi riskleri arttırmış olursunuz. Dolayısıyla genel olarak evet kuralın uygun yapıldığında anne için bir riski yoktur ama kurala uymadığınız zaman bu tarz yaklaşımlarda bulunduğunuz zaman ki bunu ben şaşkınlıkla duydum ama maalesef e, bir iki örneği e, yakın zamanda İstanbul'da yaşandı. Çünkü bir bakıma da suda doğum gebeler için çok böyle cazip istedikleri bir şey. E, suda doğum yaptıracağım diye gidiyorsunuz. Yaptırmadım demeyeyim de epidural yapıyor. Suda doğum da yapıyor. Hayır olmaz. Burada gebeye şunu söylemek gerekiyor. Artık epidural yaptık. Bundan sonra suda doğum yapamayız. Çünkü amacımız zaten ağrı kesmek. Evet. Ağrıyı zaten ben epiduralle kestiysem bir de hani görüntü olsun, manzara güzel olsun diye suya sokup gebeye riske atamazsın o zaman evet gebeyle ilgili risk yaratmış olursun. Bu aynı şey sezaryen için de geçerli. Sezaryende siz ameliyat kurallarına uygun hareket etmezseniz gebede çok ciddi hayat riskler oluşturacak enfeksiyonlara neden olabilirsiniz. En basit ameliyat eldivenizi yanlış giydiğiniz zaman enfeksiyon riski olur. Suda doğumda da böyle. Kuralına uygun yapıyorsanız anne için hiçbir riski yoktur. Ama böyle e, saçma diyeceğim uygulamalar yapıyorsanız sırf görsel olsun diye suda doğumu kullanmak istiyorsanız epidural gebeyi havuza sokarsanız evet o zaman anne için hayatı risk yaratırsınız. Bebek için riskleri? Bebek için riskleri enfeksiyon riskinden bahsettik ya da su yutma boğulma riskinden bahsettik. Bunlar Onların olmadığından bahsettik. Olmadı, olmadığından bahsettik aslında. Burada yine şunu söylemek gerekiyor. Su, suda doğum yaptıran ekibin tecrübesi önemli burada olmaması için. Enfeksiyonun olmaması için Havuzun hijyen koşullarını sağlayabilecek, e, kuralları uygulayabilecek bir ekibe gerek var. E, benzer şekilde bebeğin boğulmaması için de e, havuz içerisinde e, bebeği karşılamayı bilen bir ekibin olması gerekiyor. Şöyle bir soru gelmiş. E, suda doğum olduğu zaman doktor bebeğe temas etmiyor mu? Dışarıdan anneyi mi yönlendiriyor yoksa temas ediyor mu diye bir soru gelmiş. İkisi de oluyor. Benim iki, iki türlü doğumum oldu. Benim temas ettiklerim çoğunlukta. Yani normal doğum yaptığı gibi bebeği alıp anneye verdiğim ama bir 10-15 kadar gebemde sayıyı tam hatırlamıyorum. Ben hiç dokunmadan bebeklerini kendilerinin aldığı da oldu. bu biraz böyle annenin orada sakin kalmasıyla, doğumun akışıyla uygun görürsem ben zaten orada hazır bekliyorum ama bebek rahat çıkıyorsa anneye de o duyguyu yaşatmak, bunu yaşayan annelerden çok olumlu yorumlar aldım. Hatta daha önce normal doğum yapmış bir gebemiz hani bu bambaşkaydı kendi bebeğimi kendim aldım hiç müdahale olmadan ve bu bana çok kendimi güçlü hissettirdi demişti. Neden olmasın hani eğer koşullar uygunsa doğum kolay ilerliyorsa anne de bunu yapabilecek sakinlikte ise ben buna izin vermeyi seviyorum kendim de hep söylerim. Doğumda ben ne kadar az işin içerisindeysem o doğum o kadar iyidir çünkü. Doğum aslında annenin kendi yaptığı bir eylem. Biz orada destek oluyoruz. Benim desteğime ihtiyaç kalmıyorsa aslında doğum o kadar güzeldir. Hekim olarak siz suda doğumu ya da suya doğumu tercih ediyorsunuz. Hı hı. Eden hekimler yani anne tarafını konuştuk, bebek tarafını konuştuk. Bunu tercih eden hekimler neden ediyor, etmeyenler neden etmiyor sizce? Etmeyenler bence uygulamayı pratikte bilmedikleri, uzak oldukları, belki hiç görmedikleri için etmiyorlar. Çünkü suda doğum, kadın doğum hekimlerine ülkemizde uzmanlık eğitimi sırasında öğretilen bir uygulama değil. Siz bunu öğrenmek isterseniz uzman olduktan sonra bu uygulamayla ilgili kurslara katılır, uygulamalar yapar öğrenirsiniz. Hani e, Türkiye'de yüzde %99 diyebilirim. E, hekimler zaten su havuzu bile görmemiştir. Yani suda doğum görmüş olan, tecrübe etmiş olan doktor sayısı zaten çok az ve doğrusunu yapıyorlar. Zaten o konuda tecrübeleri yoksa e, hani yaptırmaya çalışmaları aslında e, yarardan çok zarar getirir. Bebek açısındanki risklerde eksik kaldı. Anlatmak istiyorum onu da. Kordon kopması diye bir şey var Hı, suda evet. doğumda. Benim doğumlarımda şu ana kadar hiç kordon kopması yaşamadım. Ama tabii ki e, bir yayın var, 80 tane doğum var, 80 bebeğin 20 tanesinde kordon kopmuş. Şimdi burada şunu çok net hissediyorsunuz, kordon kopması uygulayıcının ...tecrübe eksikliğinden kaynaklı. Çünkü bebek doğuyor havuzda ve oradaki bebek almaya alışık olmadığınız için... ...hızlı bir şekilde bebeği çektiğiniz hmm. zaman kordon kısa olabiliyor, uygun olmayabiliyor. Sizin o hızlı bebeği sudan çıkarma içgüdünüz kordon kopmasına neden oluyor. 80'de 20 çok yüksek bir oran ve bilimsel olarak anlamlı değil. Neden? Suda doğumda 4 bebeğin birisinin kordonu kopuyor anlamına gelmez. Uygulayan kişi tecrübeli değilse kordon kopma riski artıyor anlamına gelir. Onun için kimin havuzuna gireceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. İşte suda doğum yaptırmaya yeni başladık gelin doğum yaptıralım değil. Bence ekibin tecrübeli olması gerekiyor. Yani o bazı videolarda görüyorsunuzdur ben elimi suya bile sokmuyorum. Hani gözümle takip ediyorum. Sakin kalmak gerekiyor. Gerektiğine tabii ki müdahale etmeniz gerekiyor ama siz sakinliğinizi kaybederseniz panik yaparsanız Zaten orada işler kontrolden çıkıyor, kordon kopabiliyor. Doğum yaptıran Ekibin tecrübesi önemli, dediğim gibi meslektaşlarımızın çoğu için suda doğum pek daha aşina olmadıkları, bilmedikleri bir yöntem ve belki hayal ettiklerinde biraz onlara korkutucu geliyor bir bebeğin suyun içerisinde doğuyor olması. Tabii zaten sezayanı çok seven bir sağlık sistemimiz var. Bu sağlık sisteminde normal doğum yaptırmayan bir sağlık sisteminde bir de suda doğumu yaptırın demek biraz zahmeti arttırmak. Çünkü suda doğum daha zahmetli, hazırlığı, takip etmesi vesaire. Onun için tabii ki e, suda doğum yaptıran hekim sayısı az. Yani burada şunu da söylemek gerekiyor. Bizler hekim olarak etik kurallara bağlı tıbbi bir iş yapıyoruz. Deontolojik kurallarımız var ama bir bakımdan da biz ticaret de yapıyoruz. ve yani Bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Biz ticari bir iş yapıyoruz. Ve bana gelen gebe benimle doğum yapsın isterim tabii ki. Başka bir doktora gitmesin. Şimdi bana gelen gebeye ben suda doğum istiyorken hayır suda doğum yaptırmayı bilmiyorum başkasına git demek yerine ya suda doğumu kötüleyici cümleler duyuyorsunuz. Suda doğumda enfeksiyon riski var. Suda doğum zaten önerilmiyor vesaire. Kadın sonra bakıyor bir yere işte yüzlerce kadın suda doğum yapmış. Hepsi çok mutlu. Artık o taraf biraz şey olmaya başladı. Hani balçıkla sıvıyamıyorsunuz o güneşi artık böyle hani bu memnuniyet çok yüksek burada çok bariz belli. İstanbul'un en iyi hastanelerinde suda doğum yaptırılıyor artık. Hastaneler, enfeksiyon komiteleri, çocuk doktorları suda doğum yapan e, pek çok çocuk doktorumuz var. Benim son bir yılda galiba dört tane çocuk doktorumuz suda doğum tecrübesi evet, yaptı. SSV'de yaptıran e, sevgili Ezgi var mesela 3-4 ay önce. Baktığınız zaman hani artık oradaki saklanamaz hale geldi. Ama tabii ki burada duydukları şeylerde ben her konuda söylüyorum. Tıbbi kaynak istemek gerekiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Neden riskli olduğunu söylüyorsunuz? Her aklımıza geleni söylemeyiz. Benim az önce konuşmaya başladığımızdan beri söylediğim her şeyi tıbbi kılavuzlardan, işte akoktan Dünya Sağlık Örgütü'nden, e, kılavuzlardan size yazılı olarak da gösterebilirim. Yani ağzıma çıkan her kelime ya da çalışmayı sizinle paylaşabilirim. Zaten hekimliğin özünde bu vardır. Bizim söylediğimiz şeylerin bilimsel olması gerekir, taraf tutmamamız gerekir. Ben suda doğum yaptırmayı bilmiyorsam, dedim ki ben yaptırma tecrübem yok ama çok istiyorsan şu meslektaşım var yaptır. Çünkü aynı şey... Tüp bebekte de vardır. Mesela ben tüp bebek yaptıran bir doktor değilim. Teorik olarak hani e, diyorum ki şuradaki meslektaşım var güvenilir. Ya da onkoloji diyelim bir kanser ameliyatı gerekiyor. Şu hoca iyidir ona git. Doğum kısmında suda doğum kısmında da böyle olması gerekiyor. Benim tecrübem yok. Yaptıran arkadaşları tercih edebilirsin. Hani Hekim olarak da yararımızın olmadığı yerde geri çekilmeyi bilmemiz gerekiyor bence. Ben burada şeyi de çok önemsiyorum. Yanlışsam düzeltin ama çocuk doktoru meselesi konuşurken de ebeveynlerle aynı şeyi söylüyorum. Kadın doğumcuda da öyle. Ya yani eğer size söylenen içinize sinmediyse, ya yani söyleyenin doktor olması Hı -hı. çok fark etmiyor. Başka bir doktora danışmaktan kendinizi geri çekmeyin diyorum. Ben şu anda hani doktor olarak konuşuyorum ama <laughs> yarın öbür gün hasta pozisyonunda gelebilirim. Yani yakınım hastalanabilir. Ben kendim de, kendi yaklaşımımda bunu önemsiyorum. Başka görüş almak, hiçbir zaman hiçbir hekime saygısızlık yapmak değildir. Gelip benle konuşursunuz, sizinle konuşur. Ben suda doğumla ilgili bilgilerimi paylaşırım, siz paylaşırsınız. Gebe karar verir bunu ailesiyle beraber. Yani baş, ikinci fikir almaktan hiç çekinmesinler. Doğumun tekrarı yok çünkü. En azından gidersiniz bir doktorla bir muayene olursunuz. Bilgi alırsınız. O bilgiyi sonradan almaktansa gebelik öncesinde almak ve onları muhakeme etmek önemli. Yani Çocuğunuz hastalandığı zaman da böyledir. Ameliyat kararı veriniz. Bir doktor diyor ki ameliyat olman gerekiyor. Birisi diyor ki işte ilaç tedavisi yapalım. İki kaynağı da dinleyip aklınızda yatanı seçmeniz gerekiyor. Tabi orada da mesela ben benimle tartışan e, gebeyi babaları çok seviyorum. Hani hocam bunu söylediğiniz ama niye söylediniz? Ben çok rahat hemen bilgisayardan açar, Google'dan kaynakları gösteririm. Bak burada böyle yazıyor. Kitap açar, önlerine koyarım. Bilgi paylaşmamız gerekiyor çünkü eğer karşı tarafı ikna edemiyorsam problem bendedir hekim olarak zaten buna karşı tarafı bilimsel yayınlarla ikna edebiliyor olmam gerekir ha ikna ederim ama gene de başka karar verir o ona kalmış bir şey ben de hep söylüyorum ve yani bilgi güçtür diye çok önemsiyorum bu konuyu. Çünkü şey de diyoruz. Aynı okulda okumadılar mı ya? Hani şimdi yani... sizin söylediğinizi de öğrenince yani okulda bunun olmadığını, bunun için sizin ayrı bir efor sarf tamam, ettiğinizi. Tamam ama birebir aynı eğitimi almıyoruz. Sonradan meslek, sonrasındaki tecrübelerimiz, aldığımız eğitimler birbirinden farklı olabiliyor. Yaşam felsefelerimiz farklı olabiliyor. Bakış açılarımız farklı olabiliyor. Çünkü bence hekimlik bir sanat. Yani bu sanatı yaparken hangi içgüdüyle hareket ediyorsunuz? Sadece bilgiyle hareket etmiyoruz biz sonuçta. Mesela normal doğum yaptırmak aslında bir bakımı bir hekim için de zor bir şey. Özel hayatınızdan çok feragat ediyorsunuz. Yani her Dönüyorum an doğum size, olabiliyor. Evet. Çıkıp gelmeniz gerekebiliyor. Sezaryen kullandığınız zaman planlı bir hayatınız oluyor. Yani tüm gebelere 38. haftada, 39'da ben sezaryen yapsam her hafta sonu tatile gidebilirim. Ama ben... Yıllardır doğru gün hafta sonu bir yere gidemiyorum. Gittiğim zaman yakın şeyden doğuma gelmem gerekebiliyor. Geçen sene Antalya'ya gittim uçağa binip tekrar doğuma dönmem gerekti. Hani bu biraz özel hayatımız açısından kötü bir şey. Ama benim için önemli olan şey gebenin tercihine uygun bir şekilde doğumun ilerlemesi. Ben tatile gideceğim diye işte ya da özel hayat, işte yılbaşı gecesi ben gelmiyorum diyemem yani. Doğum varsa bebek yılbaşı gecesi doğmak istemişse gelip doğumunu yaptıracaksın. Ondan da keyif alacaksın gebe'nin doğru doktorla eşleşmesi de burada çok kıymetli oluyor. O yüzden tam da burada şey de söylemek istiyorum. Ee, bilgiden bahsettik. Bilgi güçtür. Ee, doğum eğitimi almanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani hocamın da var. Farklı doğum eğitimleri de var. Ben bilmiyorum doğum eğitimi almanın gerçekten iki doğumumda da eğitim yani aldım bu arada. Aha. iki hamileliğimde de. Yani ben nasıl olsa biliyorum başımdan bir tane geçti de demedim. Çünkü aslında hem unutuyorsun hem bilgiler tazeleniyor. Hem de her doğum ve her hamilelik farklı bir serüven bence. Tabii mesela muayeneye geldiğiniz zaman biz sizinle belki yarım saatlik bir sürede ya da işte bir saat konuşuyoruz. Ama doğum hazırlık eğitiminde A'dan Z'ye her şeyi sabahtan akşama kadar konuşuyorsunuz. Burada da önemli olan tabii şunun altını çizmek lazım. Her doğum hazırlık eğitimi birbirinin aynısı değil. Maalesef bir müfredat yok. Herke her doğum hazırlık eğitiminde aynı şey anlatılmıyor. Ee, onun için e, doğru hazırlık, doğum hazırlık eğitimini seçmek de önemli. İstanbul'da kaliteli eğitim yapan pek çok meslektaşımız, ebe arkadaşımız var. Ee, ama e, doğum eğitimi sırasında e, vakumla doğum yapan gebenin videosunu izleten e, doğum hazırlık eğitimleri <laughs> de var. Şimdi hani amaç ne? Gebeyi korkutmak mı? Gebeyi doğuma hazırlamak mı? Hani vakum çekme videosunu ben tıp fakültesinde falan öğrencilere göstermem gerekiyor. Anne kendisi yapmayacak ki. Bu sadece korku yaratır. O zaman sezaryen ameliyatı da izleyelim. Ondan da korkutalım. Hani doğum hazırlık eğitiminin primer amacı gebenin korkusunu azaltmaktır. Ya yani temelinde de bu vardır zaten. Korkuyu, endişeyi azaltmak, olumlama kullanmak. Olumlama yerine siz olumsuz görüntülerle gebeyi korkutup sezana yönlendiriyorsanız bu bir doğum hazırlık eğitimi değildir. Amacına uygun değildir. Bizim doğum hazırlık eğitimindeki amacımız anne bebeğin, bebeğin ve babanın doğumda aktif olarak kararlara katılımını sağlamak doğru bilgilerle ve böylece doğumdan sonra memnuniyetlerini arttırmaktır. Yani o kararları verirken az önce konuştuk işte 40. haftayı bekleyelim, 41. bekleyelim, ses sevede mi yapalım, suda doğum. Bunları anne, baba doğru bilgileri alıp doğum sırasında da o doğru bilgilerle kendi kararlarını verirlerse doğumdan sonra dönüp baktıklarında daha memnun olacaklardır. Çünkü kendi istedikleri gibi gitmiş olacaktır. Diğer türlü bu bilgilere sahip olmadıklarında anlık bilgilerde yanlış gittiğinde ya keşke şunu da biliyor olsaydım ben böyle karar verirdim bak şimdi geç oldu bak bu da varmış yani bu memnuniyetsizlik yaratır. Bir de etraftan gelen sesleri bastırmak için de çok faydalı oluyor. Yani çünkü dışarıdan da o kadar çok bilgi kirliliği var ki o yüzden ben hep bilgi güçtür diyorum. Hı hı. Biri sana bir şey söylediği zaman bilgiyle cevap, cevap verebiliyorsun, verebiliyorsun. evet yani hani o çok kıymetli bir şeye dönüşüyor. Yani bir de çok böyle kendilerinden emin söylüyorlar. Hani işte şöyle olmaz, böyle olmaz. işte mesela işte vajinal doğumla ilgili risklerden bahsedebiliyorlar. Bebeğin kaka yapmasını mesela tüm annelere bence bir şiddet olarak uyguluyorlar. Bebek kaka yapar. Yani çünkü bu duyguyla zaten gebenin 39. 40. haftası geçmiyor ya kaka yaparsa. Hani kaka diye bir şey yok aslında. Gebe bunu bildiğinde rahatlıyor. Mekoyum dediğimiz şeyde aslında mikrop yok. Katı partiküller var ve aslında 40. 41. haftadan sonra bebek olgunlaştığı için yapıyor. Her zaman stres anında yapmıyor. Ve bunu bildiği zaman rahatlıyor. Evet tamam ben bekleyebilirim diyor. Aynı şey çünkü 33. haftada oluyor. işte kordon dolanmasından bahsediyor. Yani kordon dolanır bekleme aldır bebeğin diyor. Şunu görünce. Ya Normal doğumlarda doğan her üç bebekten bir tanesinin boynunda kordon var. Demek ki bebeklere zarar veren bir şey değil. Bebekler anne karnından nefes almıyorlar. E, kordonun orada olması bir şey değiştirmiyor. Bu bilgiyi aldığınız zaman gece daha rahat uyuyorsunuz. Doğumunuzda daha rahat oluyor. O yüzden evet hep bilgi güçlü Suda doğum ile ilgili son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Suda doğurmak zorunda değiller. Onu söyleyeyim hani e, gebelere. E, doğumları başladığında hastaneye gidecekleri süre içerisinde evlerinde... ...küvet ya da duş kullanabilirler. Gittikleri hastanede havuz olmasa bile duşa girebilirler. Yani suyun altından çıkmak istemeyen çok gebe oluyor. Yani ben burada ra çok rahatım. Yani illa havuz olması gerekmiyor. Suyu duş olarak da kullanabilirsiniz. Ama suyu bence do normal doğum yapan çoğu gebenin... ...kullanmasında büyük fayda var. Ee, çünkü doğum kasılmalarını ciddi şekilde rahatlatıyor ve... ...ağrı kesici ihtiyacınızı, epidural ihtiyacınızı azaltıyor. Doğumu hızlandırıyor. Onun için e, hastanelerden en azından havuz yoksa bile bir duş talep etmeleri bence çok önemli. Burada yanlış anlaşılmaması adına şeyi sormak istiyorum. Evde bekleyen hani açılmayı Aha. bekleyen ve duşta bekleyenler. O suyun sıcaklığının bir yani ben mesela regle olduğunda bile sancı çekerken duşa girer yumurtalıklarıma diyeyim herhalde sıcak su tutarım. Oradaki suyun bir derecesinin bir riski var mı? Mesela çok yüksek. Sıcaklık. çok uzun süre kalmayı önermiyoruz. Mesela biz havuzda da çok uzun süre tutmuyoruz. Hı hı. Yani 4-5 saat bir gebe havuzda tutmuyoruz. Çünkü gebe sıvı kaybetmeye başlıyor. Yani bir sıcak havuzda olduğunuz için ve annenin vücut ısının artması bebeği zorlayabiliyor. Yani bebeğin de bir savunmada olduğunu düşünün sonuçta. Hı hı. Kalp atışları hızlanabiliyor. Onun için tabii ki hani oradaki süre daha kısa olmalı. Arada dışarı çıkmalı. Mesela havuzdayken gebe ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Dışarı çıkıp yürüyebiliyor. Evde de 10-15 dakikalık duşlar yeterli olur böyle hani bir saat boyunca duşta kalmak değil de. Buharlı ya, bir sıcaklıkta Zararı zarar yok insanı... bebeğe doğrudan yani. gitmiyor. Sizin vücut ısınız çok aşırı artmadığı sürece bebeğe bir etkisi olmaz. Yani bebeği yakmaz o. Eğer sormak istediniz oysa o sıcaklık direkt bebeğe gitmiyor. Sizin yani. cildinize geliyor. Ciltten içeri yok tabakalardan iletimi mümkün değil o kadar birebir iletilmez. Ama tabii ki vücut ısınız artabilir. Bazen biz de mesela suda doğumda bakıyoruz bebeğin kalp atışları hızlanmış, biraz bir gebeyi dışarı çıkartıyoruz. Annenin vücut ısısı normale döndükten sonra tekrar alıyoruz bebek yani rahatlığı. Baya kaynar suyla yıkandığı için. Onu seviyorsanız o sakıncası olmaz ama dediğim gibi süreyi çok uzun tutmamak gerekiyor. Suda doğum bence hızla yayılacak güzel bir doğum şekli. Yayınlar geldikçe de bu kafa karışıklığı ben meslektaşlarımı, bazı çocuk doktorlarını da anlıyorum ellerine yeterli veri gelmeye başladığında, bizim tecrübelerimizi onlar da yaşamaya başladıklarında onlar kendiliğinden önermeye başlayacaklar. Memnuniyeti arttığı için onlar da doğumlarından daha keyif alacaklar. Bence bu konuda en azından onlar için önyargı olmamalı diye düşünüyorum. Önyargı bence insanlar için kötü bir şeydir, gelişmelerini engeller ön bir şekilde suda doğumlara tecrübe ettiklerinde gebelerin daha keyifli ayrıldıklarını ve bebeklerin de sağlıklı olduklarını gördüklerinde o korkuları geçecektir. Anne adaylarına da şunu söylemek istiyorum. Doğumda güç sizsiniz. Yani sonuçta hastaneye gidip bir hizmet alıyorsunuz. Siz ne derseniz o olur. Siz çoğunluk olarak bunu istediğiniz zaman hastaneler yapmak zorunda kalıyorlar. Kalıyor değil aslında bu bunu gördükleri zaman evet ya gebeler istiyorlar bunu memnunlar. Ben de daha fazla Doğum yaptırmak istiyorum hastanede. O zaman gebelere bu hizmeti sunmalıyım. Bak zararı da yok diye düşünüyorlar. Ve devlet hastanesinde de aynı şekilde siz bunu talebi yaratabilirsiniz. Özel hastanede de yaratabilirsiniz. Ve zaten sayı arttıkça da uygulayan kişi arttıkça da daha e, ulaşılabilir olacak. E, Almanya'da şu anda neredeyse tüm devlet hastanelerinde bir küvet var. Havuz e, olmasa da e, suda doğum yapabiliyorsunuz. Suya doğum yapmasanız da suda doğum mutlaka kullanıyorlar. İngiltere'de, Fransa'da suda doğum oranları çok yüksek. E, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde gene çok yüksek. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok, fiziksel koşullarımız da uygun. E, bu talep sadece dile getirilirse, e, hekim arkadaşlarımızın da bu talebe destek vereceklerini düşünüyorum. Çok da hani suda doğumun teorik olarak eğitimini aldıklarında, biraz tecrübe kazandırdıklarında, ben kendim hekim olarak söyleyeyim, hekim için de aslında keyifli bir doğum şekli. Çok teşekkür ederim. Son bir sorum var. Çünkü sizin de yaptığınızı biliyorum ve ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, anne bebek dostu sezaryan nedir?